Evet analizden herkese iyi akşamlar. Bu hafta iki ayrı konuğum olacak. İki ayrı konuğumun ortak özelliği İstanbul milletvekili adayı olması. Birinci konuğum Meral Akşener olacak MHP'den çok iyi tanıdığınız bildiğiniz bir siyasetçi renkli bir sima. Meral Akşener ikinci konuğum ise Ali Fuat Yılmazer. Diyeceksiniz Ali Fuat Yılmazer nasıl gelecek? Gelemeyecek. Hapishanede şu anda 17-25 yolsuzluk ve rüşvet operasyonunu yaptığı için şu anda içeride. O da milletvekili adayı İstanbul'dan aday ve dolayısıyla kendisi adına kızı katılacak Zehra Yılmazer ve avukatı Hüseyin ol bizlerle birlikte olacak e, ve tabii kendilerine soracağım neden siyasete girdi, neden bağımsız aday oldu e, Ali Fuat Yılmaz'la alakalı pek çok sorularımız olacak. Ama önce Meral Akşener, Meral Akşener e, gündemde bir siyasetçi özellikle e, bugün tekrar gündeme düştü. Dün itibariyle medyada e, AKP'ye yakın bir e, televizyon kanalında hakkında çirkin bir iftira var e, atılmıştı. Kendisi bu konuda ne düşünüyor? Nereden çıktı bu? Bunu soracağım. Ve aynı zamanda 28 Şubat, 28 Şubat dönemi ve günümüzü soracağım. Kıyaslamalarını konuşacağız. Ve arkasından Türkiye suriye girecek, girmeyecek ne oluyor, ne bitiyor? Ve Türkiye'nin gündemini konuşmuş olacağız Merat Akşener'le. Evet, analiz başlıyor. Evet, Meral Akşener yerinize hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ya neler oluyor? Şu açıdan neler oluyor? Dün e, sizin hakkınızda şey Cumhurbaşkanı'na veya AKP'ye çok yakın bir medya grubunun Hı -hı. kanalında e, bir kadın için hiç söylenmeyecek e, bir hakaret, bir iftira yapıldı sizin için. Hı -hı. Sürekli anneler günüydü. Siz de evet. bir anne olarak. Evet. Babaanne olacak bir anne Babaanne olarak. Babaanne olacak evet. bir anne olarak. Bunu nasıl değerlendiririz? Nereden çıktı bu? Bu planlı mı? Şimdi bu o, Yani bu şereften, haysiyetten yoksun, alçaklığın dip yaptığı ve korkaklığın çok belirgin olduğu bir e, davranış biçimi, sözün bittiği yer. Hı hı. Türkiye kadın siyasetçiler üzerinden e, yani bu dilin, yani hep hoyrat bir dil olmuştur kadın siyasetçilere ama bu dilin bu kadar dip yaptığı bir e, dönemi biz hiç yaşamadık. Ben STV'ye e, bir e, program için çıkmıştım. Çok da ilginç, yani e, STV'nin bu e, bu bahse konu e, kişiler geçmişte e, yani daimi konuklarıydı. Ben 12 yıldır ilk defa STV'ye bu ıı, seçim sebebiyle partimizin beyanlarını, ıı, seçim beyanlamesini konuşmak için çıkmıştım. Zaten 3 yıldır da çok televizyonlarla ıı, çok haşır neşirliğim yok. İşte medyadan uzak bir dönem geçirmiştim. Çünkü meclis başkan vekilliği böyle bir, bir görevi peşinizdeyim ancak evet, Yani böyle bir oldu? görev. Şimdi seçim evet. zamanı hepimiz bütün siyasi partiler elbette ki Partilerimizi, seçim beyannamelerimizi, Hı -hı. vatandaşa olan e, vaatlerimizi anlatmak için davet edildiğimiz her televizyon programına gidiyoruz. Şimdi orada yaptığımız e, bana sorulan ve benim de e, cevaplandırdığım iki soru üzerine böyle bir önce aktroller devreye girdi. Daha sonra da Hı -hı. ismini bile anmaktan... E, yani midemin bulandığı o, o şahıslar e, öyle bir e, program yapmışlar. Onu ben bu sabah öğrenebildim. Üç kişi stüdyoda anladığım kadarıyla. Evet. E, şimdi ben oh, diğer meskür şahsı e, tanımıyorum. Yani Latif Erdoğan'ı tanımıyorum. Ama Barlas ailesini tanırım. Barlas ailesi de beni tanır. Hmm. Dolayısıyla e, yani ben e, oh, çok zor dönemlerde iğnenin deliğinden geçtim. Hiç kimse böyle bir ima da iftirada bulunmaya cesaret edemedi ve o iğnenin delinden geçtiğim dönemler, o zor dönemleri Barlas ailesi bilir. Hı. Demek ki ben bugün bir yerde okudum bir medya patronu Sayın Erdoğan'a, Tayyip Bey'e işte anam, babam, çoluğum, çocuğum kurban olsun diyor. Demek ki e, çok ilginç, burada o programı yapan kişiler canlarından çok Tayyip Erdoğan'ı seviyorlarmış. Öyle bir e, program çünkü bu. E, bir... Tayyip Erdoğan'la nasıl ilişkilendirdiniz o programı? Çünkü e, yani Tayyip Erdoğan'a nefret dili kullandığıma dair, ben bugün deşifrelerini okudum çünkü mahkemeye veriyorum e, bu kişileri. Mahkemede hesaplaşacağız. Bir şey çıkar mı mahkemeden? Yani çıkıp çıkmayacağını bilmiyorum ama tabii ben takibini yapacağım. Diğer taraftan Milliyetçi Hareket Partisi, bu, bu Meral Akşener meselesi değil. Milliyetçi Hareket Partisi yükseliyor. Milliyetçi Hareket Partisi ne Adalet ve Kalkınma Partisi'nden ciddi oy kayıyor. Dolayısıyla bunun getirdiği bir asabiyet. Bu asabiyet üzerinden konuşmuştum. Bir iddiam daha var benim. Adalet ve Kalkınma Partisi tek başına iktidar çıkaramayacak. Dolayısıyla bunun getirdiği bir büyük panik, asabiyet ve korku söz konusu. <laughs> Şimdi işin siyasi boyutu tamamen Milliyetçi Hareket Partisi'nin yükselişiyle ilgili. Ama gelelim sonuçta sizin de söylediğiniz gibi ben bir kadınım ee, ve en zor zamanlarda dahi böyle bir iğrençlikle, haysiyetsizlikle, alçaklıkla, şerefsizlikle karşılaşmamıştım. Dediğim gibi. Ve Barlas'ın oğlundan beklemezdiniz. Öyle hayır mi? ben insanların hepsinden her şeyi bekler oldum da hı. o aile tanır beni. Hı hı. Yani e, o çok zor zamanlarda yani ben Doğru Yol Partisi'ne politika yaptım. E, o arka, e, o Barlas ailesiyle e, o dönemlerden tanışırız. Benim karakterimi, e, cesaretimi, ve iftiralar karşısında susturulamayacağım tam tersine olacağını çok iyi bilen bir ailedir. Hı. O açıdan söylüyorum. Şimdi anladığım kadarıyla e, Sayın Erdoğan'ı canlarından bile çok seviyor bu arkadaşlar. Yani bu kişiler o çıktı ortaya. Demek ki yeni bir model. Allah'ın sıfatlarından sonra canım sana, sana feda olsun. Hı hı. Tayyip yani Bey şeklinde yani bir durum. Var. Şimdi bakın, buradan? hayır çok açık net. Hiçbir ben, ben ima konuşma bilmem. Açık açık söylüyorum yani durumu. Dolayısıyla fakat ben üç kadından üç kadının ne düşündüğünü çok merak ediyorum şimdi. O da birincisi Sayın Emine Erdoğan. Çünkü hakkında saygısız kelimeler, saygısız cümleler kurulduğunda ben başka bir siyasi partide görev yapan bir kadın milletvekili olarak, bir siyasetçi olarak e, o saygısız sözlerin karşısında durdum hep. Hem ilk duranlardan birisiyim. Sayın Sare Davutoğlu'nun ne düşündüğünü Hı. merak ediyorum. Ve o meskür kanalın sahiplerinden olan ailenin kızı olan Songül Kalyoncu'nun ne düşündüğünü çok merak ediyorum. Dolayısıyla o da mı bu kadınların tanıştık, son hanım da Songül, Hanım da Songül Hanım'la tanışırız tabii çok eski tanışırız. Dolayısıyla çok merak ediyorum bu hanımlar bu hanımefendiler ne düşünüyor diye. Ama onun ötesinde dediğim gibi Önce mahkeme e, ile Elbette ki hukuki e, süreç işleyecek ama benim çok dikkatimi çeken bir şey var o da şudur Müslüman görünüşlü münafıklar var ülkemizde hı hı. her şeyden çok dine zarar veren bir tavırdır yani imandan dinden imandan Kur'an'dan e, bahsedenler e, bu bu Dinin içindeki bütün kutsalları, bütün kutsallığı ortadan kaldıran evet. bir tavır ve davranış kaldı ki bundan sonra da benim bu konuyla ilgili muhatabım Sayın Erdoğan'dır. Çünkü siz de dediniz ki bu kanal Sayın Erdoğan'a yakın bir kanal dediniz. Evet. Dolayısıyla bizim bildiğimiz, bildiğimiz bu kanalın yönetiminde önce damadı vardı. Şimdi damadın kardeşi var. Dolayısıyla biz bu kanalın Tayyip Bey'in kanalı olduğunu düşünebiliriz. Onun için tabii e, yani başka şeyler söyleyebilirim de e, hiç söylemeyeyim mahkemede iş ama benim bundan sonraki muhatabım e, Tayyip Erdoğan'dır. Bunun spontan bir şey söz değil de planlı bir şey olduğunu mu düşünüyorsunuz? Ben onu bilmiyorum. E, nasıldır spontan mıdır, e, öyle midir, böyle midir ama e, bunun o, beni susturmaya yönelik e, yaptığım eleştirilerin en azından yani planlı programlı ise buradan e, edilen yani murad edilenin e, beni susturmaya yönelik, bu mücadeleyi geride bırakmaya yönelik. Sonuçta biz rekabet yapıyoruz. Farklı siyasi partilerde görev yapıyoruz. Ben eğer e, her şeylerini beğenmiş olsaydım. Aa, bu arkadaşlarla ilgili yani Adalet evet. ve Kalkınma Partisi mensuplarıyla ilgili aman ne kadar iyi şeyler yapıyorlar deyip alkışlardım. Ama beğenmediğim için bir Milliyetçi Partisi'nde politika yapıyorum. Oranın milletvekiliyim. Dolayısıyla seçime gidiyoruz. Bir rekabet var. Ve bu rekabeti Milliyetçi Hareket Partisi mensupları ve de ben son derece saygılı bir dille... Ayrıştırmadan, kutuplaştırmadan ve düşmanlık nifak ekmeden götürmeye gayret ediyoruz. Neler yapmak istediğimizi, niçin eleştirdiğimizi söylüyoruz. Şimdi Allah aşkına bir cumhurbaşkanı düşünün ki, yani tarafsız olacağına, bütün partilere eşit mesafede olacağına namusu ve şerefi üzerine yemin etmiş. Her gün muhalefete eleştiriyor. Program yapıyor ve muhalefete eleştiriyor. Hı hı. Peki... Tayyip Bey, bu o, mitinglerin, bu programların maliyetini nereden karşılıyor? Açık söylüyor. Devletin yani şimdi kasasına. devletin kasası. Devletin kasası nereden oluşuyor? Benim ve sizin gibi insanların vergisinden oluşuyor. Peki bizim yani bizim rızamızın olmadığı, benim vergimden ayrılan o parayla yapılan bu o, aktivitelerin, bu etkinliklerin. Benim gibi vergi veren insanların rızasının olmadığı bir noktada hı hı. elinde Kur'an-ı Kerim sallama biliyordu. Dolayısıyla haram olduğunu bilmiyor mu? Bu beytül male el uzatmak olduğunu bilmiyor mu? Dolayısıyla bu bir cumhurbaşkanının seçilmiş ve yemin etmiş bir cumhurbaşkanının bu davranış biçimini eleştirdiğim için 2. 17-25 Aralık hırsızlık soygun meselesiyle ilgili Milliyetçi Hareket Partisi eğer iktidara gelir ise ki öyle görünüyor bunun hesabının sorulacak olduğunu söylediğim için bu iğrenç iftira şahsıma atılmış oldu. Hı hı. Gereğini yapacağız Artık. elbette. Evet. Peki göreceğiz. fakat sizin e tabi bu çok çirkin ama tabi burada da telaffuz etmiyoruz bu çirkinliği yaymamak amacıyla. Orada bir iftira var diyoruz, geçiyoruz. Çirkin bir iftira. Fakat siz 28 Şubat'ta da sizin yani İçişleri Bakanı'ydınız. O en cavcavlı, en civcivli dönemde. Evet. Ve orada da sizin eee Özkas naktı zannediyorum. Yok. Kimdi? Başka biri. E, başka biri. Evet. E, işte yağlı kazık meseleleri vardı sizin için. İçişleri Bakanlığının önünde vesaire. Siz bu tür şeyleri 28 Şubat'ta da duydunuz aslında. Ha bu sefer daha çirkin tabii. Şimdi e, 28 Şubat'taki ki e, mesele yani e, ağırlıklı olarak İçişleri Bakanı ölümle tehditti. Tabii. Ama nedense bu Müslüman görünüşlü münafıklar doğal olarak işin başka bir yönü yani içine fantazik atılmış bir ölüm tehdidiydi. O ölüm tehdidi Meral e değil, İç Türkiye Cumhuriyeti Devletin İçişleri Bakanlığı'na yapılmıştı. Ve İçişleri ve gereken, cevap, bakın, gereken cevap bakın gereken cevapta verilmişti. Hı. Yani o gün verilmişti. Herkesin masanın altına saklandığı bir dönemde verilmişti kardeşim. Dolayısıyla yani bugün çok böyle kahraman kesilenlerin nerelere nasıl saklandığını, nasıl yollarını değiştirdiklerini, nasıl korktuklarını birebir biliyorum. Bütün bunların sonucunda dünkü hadise, o günkü hadisenin Toplamında düşündüğüm şey şu. Cenab-ı Hak öyle bir e, büyük e, hakim ki. Yani imanla korkunun aynı yürekte olmadığını ta o zamanlar ben görmüştüm. Bugün tekrarını gördüm. İmanla korku aynı yürekte bulunmuyor. O, o dönemde sınıfta kalanlar, işte işte böyle oluyor. Bu dönemde de sınıfta kalıyorlar. Bunlar mıydı sınıfta kalanlar o dönemde de? Valla o dönemde çok insan sınıfta kaldı. Çok insan sınıfta kaldı. Bu siyasi kadro muydu? Söylüyorum bakın. O dönemde pek çok grup sınıfta kaldı. Yani pek çok hem insan kaldı hem grup kaldı. Çünkü ben hatırlıyorum bir bir sabah uyandım gazetenin birinde vatan haini ile suçlanıyorum. televizyonlar bunu veriyor. Ben bir basın toplantısı yaptım. İktidar düşmüştü. Sadece İçişleri Bakanlığı'ndan bahsetmiyoruz. Sonrası da var işin. Hı hı. Ondan sonra e, ben bir basın toplantısı yaptım. Rahmetli Güven Erkaya o zaman kuvvet komutanı, o çıktı bir basın toplantısı yaptı. Ertesi gün e, benimle ilgili aynı gün suç duyurusunda bulunuldu. Ertesi gün beni e, askeri savcı şeye çağırdı. E, i̇fadeye çağırdı. Bütün bunların sonucunda 10 gün benim telefonum çalmadı. Ya. ya böyle bir Öyle, yer kırkıyor, öyle öyledir yani. Onun kırkıyor için. Böyle bir yer. dolayısıyla bir de ben hep kendi sorumluluğumu taşımayı bilmişimdir. Hiç kimseye görev, sorumluluk vermemişimdir. Her konuyu kendi sorumluluğum içerisinde hı hı. götürmüşümdür. Dolayısıyla Peki buradan, aa, yani hiç zararını görmedim. Peki buradan yol aç, açalım devam edelim 28 Şubat günümüz kıyaslamasına bir girelim. Yani evet, 28 Şubat'ta bu kadar evet ciddi bir hakaret ve e, gördünüz ölüm tehdidi bu aldınız ama bu seferki daha farklı. Peki diğer bu, bu, seferki aha, bu, namert, o bu seferki alınca, namertlik. Bu seferki namertlik. Şimdi bakın e, yani ben artık bu 28 Şubat işinden de bıktım ama e, şunu söyleyeyim size dünle bugün arasında yani belki hoyratlık ve namertlik farklı farkı vardır. Namertlik farkı vardır ama esasında e, e, mesele şu. Şimdi Daron Acemoğlu'nun Milletler Niye Sınıfta Kalır diye bir kitabı var. Onu herkese tavsiye ediyorum. Orada bir örnek var. Diyor ki Orta Afrika'da, Afrika'nın değişik ülkelerinde itiraz ede ede devrim yaparlar. Hı hı. Hatta zorla iktidar değiştirirler, gelirler o itiraz ettikleri, şikayet ettikleri diktatörlerin aynısını uygularlar. Saraylarında otururlar. Arabalarına binerler. Uçaklarına binmeye devam ederler. Hatta arabaları biraz eskimişse yenisini alırlar aynı modelin daha üstünü, aynı markanın. Dolayısıyla Türkiye'deki temel sorun, Erkan Bey, en önemli sorun dün şikayet edilen konuların İktidarı ele geçirdiğinizde, güce ele geçirdiğinizde unutulup aynısını düşman bellediklerinize yapmanızdır. Hı hı. Dolayısıyla Türkiye bu işlerden hiçbir zaman e, ders çıkarmadı Ders çıkarması lazım. Asıl mesele bu. Hepimizin ders çıkarması lazım. Ben yıllardır bunu anlatmaya çalışıyorum. Bir cümleyle bu konuyu kapatmak isterim. Ben gittim 28 Şubat davasında ifade verdim. Ve gerçek mağdurlara duyduğum saygı sebebiyle 7,5 saat ifade verdim. Konya Milletvekili adayı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Sayın Fatma Belli o dönemin önemli mağdurlarındandır. Hı hı. Gerçek mağdurlar bürokraside, üniversitelerdeki kadın ve erkeklerdir. Şimdi oradaki ifade neticesinde, e ee, yani mahkeme bu bir kamu davasıydı ve mahkeme bir karar verecek. Darbe hazırlığı veya darbe olmuş mudur olmamış mıdır? Ve o meskür şahıstan da şikayetçi olmadım ben. Çünkü zamanında şikayetçi olduğum için. Nitekim sanık avukatlarda herkese, herkese, her tanıklık yapan şahsa, zarar görmüş şahsa siz bunlardan şikayetçi oldunuz mu diye sormalarına rağmen Şimdi olmadıkları çoğu zaman olmamışlar Hı -hı. o dönemde yaşanan evet. zorluklardan dolayı ve bugün zaten olamazsınız konusuyla sözüyle karşı karşıya kaldı. Şimdi bir şey daha geç bir, bir namertlik daha sürüyor. O da şudur. Meral Akşener 28 Şubat davasından şikayetçi olmadı. Dava bir kamu davası. O davanın kendinden şikayetçi olamıyorsunuz ben orada tanığım. Gittim Hı -hı. o tanıklığı yaptım. Ama bir şey daha var, yıllardır yani gerçek mağdurların mağdurlarına duyduğum saygıdan ben kendimi mağdur olarak da tanımlamıyorum. Ama yıllardır bu işin mağduriyetini ağlaya ağlaya sürdürenler, mesela Sayın Cumhurbaşkanı, yani Tayyip Bey, her seferinde çocuklarının imam hatipli olduğu için, başörtülü olduğu için yurt dışında okuduğunu gözyaşları arasında anlatır. Şiirden dolayı hapis yattığı için ne kadar mağdur olduğunu anlatır. Hı hı. Nitekim o, o hapishaneye giderken o zaman herkes, ben Doğru Yol Partisi'nde politika yapıyordum, yanında olmuştuk. Ref, e, ve ne Sayın Erdoğan, ne o dönemin mağdurlarından Sayın Gül, ne müşteki yani şikayetçi, ne müdahil, ne tanık olarak orada yoklar. Ve bir kişinin de döndürüp bu soruyu sormamasını da çok manidar buluyorum bu, bu, bu kişilere. Hı hı. Şimdi 28 Şubat dediğimiz hadise çok ilginç geldim bugün geldiğim nokta hı hı. şudur. Ee, yani, yani, bugünle ilgili kıyaslamalar açısından. Yaptım işte. Ben. Yani bu bu, açıdan bakın dün dün bu sefer Cumhuriyetin bugün dün Cumhuriyetin sahibi olanlar hı hı. mürteci diye tariflediklerini e, ne haksızlık yaptılar, hı hı. onları şikayet ede ede gelenler. Yani hukuk üstünlüğü yerine hukuk üstünlüğü haline döndü iş. Hukukun üstünlüğü yerine hı hı. güçlünün hukuku öne geçti o dönemlerde. Ben ortak noktaları sayıyorum. Evet. Bugün o dönemde mağdur olup bunu da ağlaya ağlaya insanlara anlatıp ve Türk milletinin teveccühüne mashar e, mazhar olarak iş başına gelenlerden ne beklersiniz? Hukukun üstünlüğünü tesis edilmesini beklersiniz. Efendim e, sosyal e, literatürde sosyolojik literatürde guguk kuşu diye bir tarif mevcuttur. Hı hı. Yani guguk kuşu Anadolu'da yaşayanlar bilir, yumurtalarını başka kuşların yuvasına bırakır. Hı. Dolayısıyla e, şimdi guguk kuşu modeli gidiyor Türkiye'de. Yumurtalar başkalarının yuvalarına bırakılıyor, Oradan yani dünkü hadisede olduğu gibi birileri Google kuşuluk yapıyor. Evet. Halbuki bu itiraz edilen, yanlış bulunan, mağdur edilen insanların hakkını korumak doğru bir şeydir, gereklidir ama o itiraz edilen konuları siz uygularsanız dünkülerin yani dünkü yanlışlıklardan, zalimlerden hiçbir farkınız kalmaz. Kısaca şunu söylemek Hı. isterim. Evet dünün mağdurları bugünün zalim zalimleri ve bugünün mağdurlarıdır. Yani Peki. aradaki e, benzerlikler bu şekilde. Peki o zaman kırmızı kitaptan şikayet edilirdi. E, i̇şte aynı bugün şey. de aynı Aynı kırmızı şey. aynı kırmızı şey. Bak, kitap. aynı arabalara biniyorlar, aynı, aynı, arabalara. aynı uçaklara biniyorlar aynı e, saraylarda oturuyorlar. Şimdi... Aynı yolsuzluklar oluyor. <laughs> 28 Şubat e, sürecinin bir de bir ekonomik boyutu vardır. Bunu özellikle söylemek isterim. Milliyetçi Hareket Partisi mecliste yoktu. Ama ben meclisteydim ve de Doğru Yol Partisi'nin milletvekiliydim. O iktidar değişikliğiyle yani refah yol değiştikten sonra kimilerine göre, 50 kimilerine göre, 30 kimilerine göre 40 milyar dolar çarpıldı bu ülkeden hı hı. E 17 25 Aralık'la da gördük ki dün cumhuriyet diye diye soymuşlar, bugün din iman diye diye soymuşlar. Fark evet. yok yani. Fark yok. Sonuç aynı kapıya çıkıyor. Peki kırmızı kitaptan PKK'nın çıkarıldığı buna e, mukabele e, cemaatin girdine dair Ama e, yani e, Serok Erdoğan'la Serok Ahmet olunca PKK çıkar kardeşim niye şaşırıyorsunuz siz? Anlayamıyorum ben bunu, şaşırmamanız lazım. Bir masa var, o masada müzakere var. O masadaki müzakerede ne konuşulduğuna dair hiçbirimizin bir fikri yok. Hı hı. Yani orada ne konuşuluyor? Yani Diyarbakır'da kod taşlayıp ciğerleri sökülmüş çocukların hali mi konuşuluyor? Berder sebebiyle intihar eden kız çocukları mı konuşuluyor? Küçücük yaşta evlendirilen kızlar mı konuşuluyor? İşsiz gençler mi konuşuluyor? Umutsuz gençler mi konuşuluyor? ve kadınlara uygulanan taciz, iftira, iğrençlikler ve de bunun neticesinde e, işlenen cinayetler mi konuşuluyor? Bunlar konuşulmuyor. Bunlar bunları konuşulacağı yer meclistir. Tabii. Burada ne konuşursunuz siz? Bakın gene hukuki literatüre baktığınız zaman burada sizin konuştuğunuz şey siyaseten çözümdür. Siyaseten çözümde hudut konuşursunuz. Sınır konuşursunuz. Dolayısıyla bu masada sizin karşınızda görünüşte HDP var gibi olmakla birlikte şimdi burada e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin görevlendirdiği bürokratlar ve işte temsilciler var şurada. Karşıda Kandil ve Abdullah Öcalan var. Onlar arasında posta güvercinliği yapan başka siyasiler var. Hı hı. Türk milletinin bundan hiçbir haberi yok. Türkiye Kürtler ve Türkler diye ayrılmış durumda. Bu 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 masayı Kur'anlar açısından söylüyorum. Sonra Kürtlerin temsilcisi gene burada Adalet ve Kalkınma Partisi'nin görevlendirdikleri açısından bakıldığında Kürtlerin temsilcisi Kandil ve Apo. E peki Türklerin temsilcisi kim? Ben bir Türk'üm. Hı hı. Ben Türklerin temsilcisinin kim olduğunu bilmiyorum. Beni kim temsil ediyor orada? Çünkü ayrışmış mesele. Hı -hı. Konuşulan nedir? Demokratik özellik, özellik. Peki gelelim. 10 madde, meşhur madde. Ben inceledim o 10 maddeyi. 3 tanesi PKK'nın resmi programından alınma. Hı -hı. Marksist bir dille yazılmış. 10 madde. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başbakan yardımcısının riyasetinde bu 10 madde okundu. Ve bu 10 madde uygulanırsa hı hı. ve buna uygun bir anayasada yapılırsa her şey çözülecek. E bu arada ertesi gün masaya Tayyip Bey bir tekme indirdi, masada aldı. İyi işte, şu anda sizin dediğiniz noktaya gelmedi bakın, mi? Hayır, bakın Şimdi hayır. Şimdi Kürt sorunu falan ama yok Ahmet diyor Bey, Erdoğan. Ahmet Bey, yani Sayın Davutoğlu bu masanın devam ettiğini hı. söylemeye devam ediyor. Başbakan yardımcısı da devam ediyor. Şimdi bunun adı, bunun adı yani tavşana kaç taziye tut politikasıdır. Şimdi böyle olunca bir taraftan e, Milliyetçi Hareket Partisi'ne gönül veren hı hı. ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nden kopan seçmeni e, hoşnut edeceksiniz. İnsanları e, ahmak yerine koyarak hoşnut edeceksiniz. E, e, Sayın Erdoğan masayı devirmiş olacak. Ama Serok Ahmet lakabını almış Sayın Davutoğlu ise her gittiği yerde Güneydoğu'da evet. bunun devam ettiğini Peki Erdoğan'ın bu son geldiği noktadan mutlu musunuz? Küstüne falan yok dedi. Şimdi ha gerçekse bu iş yani o zaman diyeceğiz ki başına taş düştü veya saksı düştü şey oldu yani birden ayıldı. Ama biz Sayın Erdoğan'ın apoyla Sayın Genel Başkanımızın ee, Abdullah Öcalan'la e, hükümet görüşme yapıyor, görüşme yapılıyor dediğinde, hı hı. bunu e, yapan şerefsizdir, söyleyen de şerefsizdir, ispatlamayan da şerefsizdir demişti. E, sonra kendi ağzından duyduk ki hem Oslo'larda masalar kurulmuş, hı hı. hem de e, şimdi İmralı'ya da bir tane büyük bir masa gitti biliyorsunuz. Dolayısıyla masalar kurulmuş. E, sonra yani sonra bunu itiraf etti ve dedi ki ben görevlendirdim. Devlet gidiyor. Devlet Hı -hı. görüşüyor. Evet. Peki bu devlet kim? Devlet kim? Devlet dediğimiz mekanizma insanlardan oluşan, insanların Hı -hı. yönetimiyle ortaya çıkan bir mekanizmadır. Yani insan yoksa devlet diye bir varlık olabilir mi? Bir şey olabilir mi? Bir, bir, şey bir soyut tanımla şeyden devlet görüşüyor. Bu kırmızı kitap ne menen bir şey? Siz e, İçişleri Bakanı olduğunuz dönemde gördünüz mü? kırmızı Yok kitabı? ben e, kırmızı kitabı görmedim. Görmeniz Bilmiyorum. gerekmiyor muydu? Hayır hayır yani ben görmedim. Ben 8 ay İçişleri Bakanlığı 8 yaptım. 8 ay içinde dahi olsa. Hayır görmedim. Şeytan taşlamaktan görmediği... da namaz kılmaya vakit bulamadık. Dolayısıyla <laughs> valla 8 aylık <laughs> İçişleri Bakanlığı'nın hesabını vere vere yani 18 senedir bitiremedik. <laughs> Bitiremediniz. Şimdi tabii bu yani demokrasilerde böyle bir kitap olur mu olmaz mı? Kimsenin görmediği, bilmediği tuhaf bir şey. Şimdi bakın içinde ne var ne yok. Şimdi bir kırmızı takım kitabın odular. varlığı şu su bu su ayrı. Asıl benim dikkatini dikkatinizi çekmeye çalıştığım, Aracılığınızla bizi izleyenlerin dikkatini Hı. çekmeye çalıştığım, O kırmızı kitaptan daha vahim. Bugün o kırmızı kitabın içine bugünkü muktedir bir şey muktedir ve muktedirler bir şeyler yazar. Yarın bir başka çünkü demokrasilerde esas olan e, seçmeni hür iradesiyle seçmenin verdiği oyların sonuçlarıdır evet. ve değişme imkanıdır. Hı hı. Yani şimdi sonuç olarak e, esas dikkat edilmesi gereken daha vahim olan hadise şu: dün yapılanın, hı hı. dün kendilerine yapılanın ve hepimizin yanın yani o, o mağdur olduğunu düşündüğümüz insanların hep beraber yanında durarak e, mücadelesini verdiğimiz ne kadar şikayet edilen zalimlik varsa iktidar ele geçirildiğinde aynı zalimliklerin devamının bu evet. bu sefer iktidarı ele geçirenler ve dünün mazlumları mağdurları tarafından e, tekrar e, ortaya konmasıdır. Bizim asıl dikkat etmemiz gereken bu Türkiye'nin Çıkması gereken loop da bu. Çıkması gereken o fasit daire de burasıdır. Buradan Türkiye ders almalıdır. Hatalarından ders almalıdır. Şimdi o 10 maddenin e, devamında bir cümle daha sarf etmek istiyorum. Marksist bir dille hazırlanmış hı hı. o maddenin sonucunda Marksist bir dille önerilen bir anayasa var. Ben buradan bizi izleyen insanlarımıza e, şunu sormak isterim. Yani ben Kur'an'la yaşadım, Kur'an'la yaşıyorum diyen bir e, kişinin hı hı. Marksist bir dille yazılacak o anayasaya evet deyip demediğini çok merak ediyorum. Israrla bir anayasa. Demek ki başkanlık uğruna her şey olabilir. Onun için sayın... Erdoğan'ın kafasına taş ve saksı düşmediği takdirde bunların hepsinin bir taktik olduğuna ben inanıyorum. Neden başkanlığı bu kadar çok istiyor? Kendisinden başkası isteyen de yok aslında. AKP'den şimdi, de pek isteyen çıkmıyor. Şimdi bakın çıkmıyor. ben size bir şey söyleyeyim Neden mi? Sürekli... E, 17-25 Aralık meselesi. Bu burada. mu? Buradan bir hesap sorulacak. Bir, ama bu arada da şimdi... Yani kendi cumhurbaşkanı olsa, AKP tek başına iktidar olsa yok, yetmiyor Yok, iktidar mu? çıkmıyor. Bir... Şimdi iktidar çıkmıyor. Öyle bir formülü de kesmez mi yani? Hayır iktidar çıkmıyor. Adalet hı. ve Kalkınma Partisi'ne iktidar çıkmıyor şu anda. Hı. Bir, e, sayı, iki tane şey var bunun gerekçesi var. Birincisi Sayın Erdoğan, Sayın Davutoğlu'nun performansına ve arkadaşlarının performansından memnun değil. Sahaya inebilmenin yolu olarak kendisine bir gerekçe, başkanlık hı hı. sistemini bir gerekçe olarak koyuyor. İkincisi ise başkanlık sistemini Gerçekten çok istiyor olabilir. Türkiye'de başkanlık sisteminin olması mümkün değil. Ama ben şunu söylemek isterim. Şimdi bu ülkenin cumhurbaşkanı, bu ülkenin başbakanı, bu ülkenin içişleri bakanı, bu ülkenin ne kadar etkili yetkili insanı varsa, 17-25 Aralık sonrasında birden aldatıldıklarını anladılar. Hı hı. Şimdi. Alt tarafı 8 ay İçişleri Bakanlığı yapmış bir şahıs olarak yani 18 senedir ne olup bitiyorsa hesabını vermeye gayret eden bir kişi olarak o 8 <laughs> evet. ayında her bir sorumluluğunu üstlenmiş bir kişi olarak her sorumluluk bana aittir. Üstlenmiş bir şahıs olarak ben yani sonuçta ben İçişleri Bakanlığı görevini yaptım. Yani bir bir olamaz. Bir Cumhurbaşkanı, bir e, başbakan İçişleri Bakanı ben aldatıldım diyemez. Aldatıldım diyorsa burada bir burada burada Al, çok vahim bir iş aldatılacaklar var. Aldatılacaklar safsan orada oturmayacaksın. İşte onu söyleyeyim. İki, evet. e şimdi biz başkanlık sistemine şöyle bir durum var. Sayın Erdoğan yani farzı mahal ile farzı muhal arasında fark vardır. Seyircilerimiz açısından söylüyorum. Farzı muhal mümkün olmayan demektir. Onun için farzı muhal başkanlık sistemini Halledebildi. Ya O zaman aldatılacak tek kişi oluyor. Yani en azından hmm. bu kadar insan aldatılmış ama en azından birbirlerini kontrol etme imkanına sahip. Şimdi tek kişi aldatıldığı zaman yani Türkiye'yi başka kimler anlattı? Yandık yandık. Onun için <laughs> e, bu bu şey e, yani iktidar tek başına iktidar çıkaramıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi bu asabiyet. Ondan kaynaklanıyor. Peki e, saygısız dil Hmm. Siyasetteki bu saygısız dil oradan kaynaklanıyor. Peki siz 17, 25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet e, operasyonu failleri ne hesap sorulacak evet, dediniz. Evet. Ondan siz? sonra da işte bu, e, guguk kuşları devrede. İftiralar başladı. Evet. Guguk kuşları. Da. guguk kuşları. Guguk <laughs> kuşları. Peki nasıl olacak bu ya? Yani siz yani sorulacak çok eminsiniz Biz geleceğiz. Nasıl Biz soracaksınız? Biz hesap soracağız. Hangi yargıyla soracaksınız? Hangi HSK Oo, ile soracaksınız? Ben size bir şey söyleyeyim. Bu özür dileyen HSK ile mi soracaksınız ben Erdoğan'dan? Şey ben hangi, size bir şey söyleyeyim mi? Ben bir şey söyleyeyim mi? ben bir şey söyleyeyim mi size? Ee, eğer siz e, kararlı, güçlü, artı e, ciddi ve adaletli bir yönetimi hı hı. tesis ederseniz e, bugün... <laughs> Geçmiş tecrübelerimden biliyorum. En fazla ben başbakan için şey e, Erdoğan için canımı veririm diyenler ilk satanlar olacaktır. İlk itirafçılar onlar olacaktır. Hmm. Şimdi bakın. Tecrübelimiz. Şimdi de, Türkiye'de işte. e, çok büyük haksızlıklar oldu. E, umuyorum yani herkes buradan ders alacak. Şimdi Ergenekon ve bir diğer yani dünkü guguk, guguk kuşlarının devreye girmesinin bir diğer nedeni de şu oldu. Ben Hidayet Karaca için bana bir soru soruldu orada. Hı hı. Hukukun kişiler üzerinden değil ilkeler üzerinden olması gerektiğini söyledim. Ve inandığım gerçekliğin kaçma ve delil karartma şüphesi yoksa o sanıkların mutlaka tutuksuz yargılanmaları şeklinde olması gerektiğini söyledim. Bununla ilgili de bugün Ergenekon ve Balyoz ve diğer hı hı. davalarla ilgili o tutuksuz yargılanmaların olmamasının bugün beraat eden bu insanların yattıkları o süreyi hı hı. kimin ödeyeceğini sordum. Şimdi bakın Engin Alan yıllarca yattı bizim hı hı. milletvekilimiz. Şimdi Engin Alan'ın Yattığı süreyi ona nasıl ödeyeceğiz biz Türkiye olarak? İki, Ali Aydın diye bir dördüncü e, Adana'dan milletvekili adayımız var. Yörük Ali Paşa diye bilinir. İlk, daha ilk seferinde berat etti. Onun yattığı süreyi, ben bu iki insanı tanıdığım için söylüyorum. Nasıl e, vereceğiz? Sonuçta Hidayet Karaca'da suçsuz olduğu anlaşıldığı takdirde, onun o yattığı süreyi de nasıl ödeyecek Türkiye? Hı -hı. Söylemeye çalıştığım şey şu. Yani değişmeyen şey haksızlık yapmak. Hı -hı. Dün yapılan haksızlıkların bugünkü tekrarı ama iktidar sorumluluk üstlenmek yerine ellerini yıkayıp biz alt atılmışız evet. dedi bir cümle daha. Hı -hı. Sayın Erdoğan ve e, Refah Partisi ile ilgili o hapse girerken e, ve e, Refah Partisi kapalırken Kapatılmak için e, dava açıldığında Doğru Yol Partisi'nden ben, e, Rıza Akçalı ve Nevzat Ercan'ın verdiği bir, yani üçümüzün imzaladığı bir e, genel başkan yardımcıları, yardımcıları olarak iz, imzaladığımız o, o bildirgeden bu insanların yaşadıkları var. Ben kendimi hiç saymıyorum ama Sayın e, Ercan ve Sayın e, Akçalı'nın ödedikleri paralar var. Tazminat ödediler. Şimdi sonuç, bu arkadaşların adını hiç duymamışsınızdır. Yani vefa bozacı. Bozacı. Yani dolayısıyla tekrarlıyorum, Türkiye bu hukuk cinayetlerinin önüne geçmelidir. Türkiye hukukun üstünlüğünü tesis etmelidir. Evet, dünün e, zalimlerinin karşılığı olarak e, iş başına gelenler bugünün zalimi olmuştur. Ama biz geleceğiz. hesabını soracaksınız. Biz geleceğiz. Tamam. Hesabı soracağız ama önemli olan şu, biz hı hı. hukukun üstünlüğünü tesis ederek, adaleti ve ciddiyeti gündeme getirerek, ona uygun davranarak e, o hesabı soracağız. Kimse e, bundan şüpheye düşmesin. Yatmalardan bahsettiniz, içeride evet. tutuklu yargılanmalar devam ediyor 17-25 operasyonlarını, rüşvet yolsuzluk operasyonlarını yapan polis hakim, savcı ne varsa içeri attılar. Evet. Atmaya da devam ediyorlar. Evet. Şu açıdan ve Bahçeli de meydanlarda Sayın Bahçeli de 17-25 Erdoğan üzerinden de bayağı evet. yükleniyor da. Tabii. Siz de yükleniyor. Ben şunu sormak istiyorum. Parti olarak siz MHP olarak e, 17-25 operasyonu yapan polislere parti anlamında sahip çıkıyor musunuz? Biz 17-25 aralığı e, soruşturmasını yapan emniyet görevlilerine ve o, o soruşturmayla ilgili e, görev almış her türlü hukuk insanıyla ilgili olarak yani e, bu yaptıkları görevden dolayı tutuklanmış olmalarını bir kere reddediyoruz. Yani kurumsal yapı olarak bunu mera olan yani olarak için, söylemiyorum. Hayır, parti olarak neler ben, yapıyorsunuz? Hatta bakın şöyle bir şey yani bizim seçim bakın, ziyaretten bizim, ne bileyim yani bir bizim sürü... seçim beyannamemizde rüşvet, irtikap ve ahlaksızlık sebebiyle, evet. ahlaksızlık kol gezdiği için ülkemizde, ahlaksızlık evet. sebebiyle yani yüz kızartıcı suç işlememe kaydıyla yani evet. onlardan e, soruşturmaya uğramışlar hariç, Tekrar, evet. tekrarlıyorum rüşvet, irtikap ve yüz kızartıcı, kızartıcı suçlar haricindeki bütün haksızlığa uğramış devlet evet. memurları buna emniyet görevlileri dahil olmak üzere bunların haklarının iade edileceğine dair seçim beyannamemizde bizim Sayın Genel Başkanımızın hı hı. ağzından okunan seçim beyannamemizde madde var. Hı, hı. Daha bunun ötesi. E, onun dışında e, bir şey. aktiviteniz şeyiniz var mı? Ne diyeyim? Yani Mahmut Dağlı'nın adını çok duyuyoruz. bazı, bakın, bazı gidiyor, arkadaşlarımız gidiyor. şimdi Sayın e, Lütfü Türkkan bu arkadaşlarımızdan biri hı hı. Ee, Ergenekon ve e, balyoz ve diğer e, tutuklu e, sanıklara da gitti geldi. Şimdi aynı şekilde o e, tutuklanan polis e, hı hı. memurlarına da görevlilerine de gidip geliyor. Dolayısıyla bunu yapan arkadaşlarımız var. Ama e, tabii yani algıda seçicilik var ülkemizde gözükmüyor belki, belki gözükmüyor olabilir Peki, ama var arkadaşlar. Yan mesela 17-25 kurumsal kurumsal kuruşumuz. yapıda kurumsal yapıda seçim beyannamesinde madde var. Var madde var. Mesela polis akademisi kapatıldı. Ha, o o ayrı. Kolej kapatıldı. E, i̇ki hafta iki ay sonra mezun olacak çocuk. E, bir o çok beraber, vahim bir şey. Şimdi ama bununla alakalı ben hangi bir algıda seçicilik olabilir? E, MHP'den Bak ses çıktı mı? Hayır ben 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 duymamış olabilirim. Ha, siz yani, duymamışsınız. En azından Ben gibi duymamış Bakın, olan, Çok net olsun. bir şey söylüyorum ben e, ve arkadaşlarım. Şimdi ya, ya imtahanla sınavla koleje ve e, akademiye çocuk alınıyor. O sınav e, ve e, yani o sınav sistemini yapan Milli Eğitim Bakanlığı. Hı hı yanlış yapmışsanız kardeşim siz yapmışsınız. Dolayısıyla en azından yani bu kadar düşman ilan etmişseniz bu çocukları ille de kapatacaksanız birden dörde kadar mezun olmalarını yani şimdiden sonra öğrenci almazdınız. Bu da bir haksızlıktır ama almazdınız. Ve bu çocuklar mezun oluncaya kadar bu okullar hem kolej için hem akademik için hı hı. E, açık kalmalıydı. Bu insan aklına aykırıdır. Şimdi polis kolejini, ben sizin yayınlarınızı da izliyorum. Başka bir yerden bakıyorsunuz. Benim baktığım yer şu. Ben dar gelirli bir ailenin çocuğuydu. Dolayısıyla bu Leyli Mecani okumanın ne manaya geldiğini, hı hı. mezun olduğunuz zaman iş sahibi olmanın aileler için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Çoğunuz bilmiyorsunuz. Dolayısıyla bu aileler, bu çocuklar o okulları niye seçiyor? Niye seçiyor? Bir, devlet okutuyor. Tabii. Parasız yatılı bunlar. Ve mezun olur olmaz bu çocukların işleri hazır. Tabii. Şimdi bir, imtihan almışsınız, haksızlık yapıyorsunuz. İnsan haklarına aykırı bu. O imtihanı siz yapmışsınız. Ne yanlışlık varsa sizin sorumluluğunuzdadır. İki, o çocukların meslek edinme hakkını da elinden alıyorsunuz. Hı hı. Çünkü yani ona göre hazırlanıyor. Çok yüksek puanlarla giriliyor bu evet. e, şey okullara. Yani sınav sisteminde hem e, şeyde e, ÖSYM'nin yaptığı sınavlarda yani merkezi sistemde yüksek puan hem de pek çok kademeden geçiyorlar. Bakın e, yani bütün bunların neticesinde birçoğu da dar gelirli ailelerin çocuklarıdır bunların. Evet. Ve Kapı mezun olduklarında ne yapacaklar? İş sahibi olacaklar. Maaşa geçecekler. Şimdi ne oldu? Hepsi beraber kapının önüne kondu. Bakılması gereken yer burasıdır. Ve bu çok çok zalimce bir şey. Çok zalimce bir şey. Yani kendi sorumluluğunuzu o çocukların ve o ailelerin üzerine bıraktınız. Bu olamaz. Hı hı. Olmamalı. Bunları defalarca söyledim ben ama siz işitmemişsiniz. Şimdi işittim en azından. Evet. En azından benim gibi işitmeyenler olabilir. Evet. Onlar da işitmiş oldu vesileyle. Evet. Peki... Türkiye Suriye'ye girecek meselesi var. Nedir bu? Sizin kulağınıza geldi mi böyle bir şey? Valla ben en e, bugün, da ben girdim bugün dedi ağırlıklı işte. olarak Google kuşlarıyla uğraştığım için çok derin bir bilgim yok. <laughs> Ama şunu söyleyebilirim. Türkiye 2 milyon insanı yerinden yani bugünkü iktidar <laughs> 2 milyon insanı yerinden yurdundan ederek pek çok kız çocuğunun geleceğinin kararmasına Pek çok kadının geleceğinin kararmasına, hayatının kararmasına neden oldu. 2 milyon Suriyeli göçmenin büyük bir kısmı da çocuk. Şimdi bu çocukların 5 yıl sonra, 10 yıl sonra kendi çocuğuna iş veremezken, kendi çocuklarını, fakir aile çocuklarını kapının önüne koyarken, 763 bin üniversite mezunu gencin işsizken, hı hı. Yani çöplerden ekmek toplayan Suriyeli çocuklar görüyorum ben. O o çocukları 10 yıl sonra nerede göreceğimizi hesaplamayan bir mantık, hesaplamayan bir vizyon, hesaplamayan bir kör gözle karşı karşıyayız. 2-3 ayda şama girecektik galiba. Dolayısıyla o zaman yani bu bu nasıl, bu nasıl bir nefistir? Bu nasıl bir nefistir? Bu nasıl bir egodur? Bu nasıl bir ruh halidir? Anlayabilmiş değilim. Suriye'ye girerler mi girmezler mi bilmem ama o 2 milyon Suriyeli göçmenin geleceğini ortadan kaldırdıkları kesindir. Bir şey son söz olarak şunu söyleyeyim hı hı. bu konuyla ilgili. Ee, seçim güvenliğini iktidar partisi sağlar. İktidar sağlar. Seçim güvenliğinin e, ortada yani sağlanmadığı pek çok e, karine var. Ve e, ben iyi bir kedi severim. Dolayısıyla trafoya kedi girme sözünden kedilere hakaret sayıyorum ama e, ellerin gir, e, gireceğine dair, o trafolara ellerin gireceğine dair e, bilgiler var, söylentiler var, e, konuşmalar var. Ne yapacaksınız? Eğer şey? bunla, bunlara bütün e, muhalefet biz kendi e, partimiz olarak, e, yani avukatlar, sandık başları, arkadaşlarımızın tümü teyakkuz halinde... Bir oyun heba olmaması için, çünkü bunun bir vebal olduğunu düşünüyoruz. Vebal olduğu için de bir sorumluluk var. Hı hı. Biz kendi adımıza bir oyun e, o vebalini hissediyoruz ve gereğini yapacağız. Ama işte e, şöyle bir şey olabilir. Bazen çok çılgınlaşır her şey. Kaybedeceğini anlarsa insanlar işte o zaman Suriye'ye, Türkiye yani seçimi Tehir etmek, tehir etmek amaçlı böyle bir karar Ha Bundan doğrusu bununla ilgili yani endişe ederim. Peki. Son dönemlerde Diyanet İşleri Başkanlığı çok fazla gündeme geldi. Ben de ister istemez gazeteci evet. sorusunu sormak durumundayım. Tabii, tabii. Şimdi e, Diyanet'le ilgili iki mesele var. Bir e, Diyanet İşleri Başkanı'nın işte 1 milyon TL'lik bir Mercedes'i makam aracı meselesi polemik oldu evet. bu konu. Ee, ve Erdoğan'ın da bugün bir açıklaması da vardı. Hı hı. Ee, sen ne yapıyorsun? Ee, o kaç paralık bir araba ki gibi e, Diyanet İşleri Başkanı'na senle ifadesi vardı. O, o, da, o yani da kendi başkanı olduğu için. Tabi. Normal yani. Yani Aslında Diyanet İşleri Başkanı saygıdeğer bir, saygı bir pozisyon aslında. Hayır, yok. Şimdi Benim başkanım diyor. Kaçırdığınız hı hı. şey o. Bizim sen başkanım. ne yapıyorsun falan diyor Diyanet Başkanı. Tabi. Yani babamız ya biz de teba. Hı hı. Dolayısıyla öyle riyaset makamından öyle ayar veriliyor Türkiye'ye. Evet. Şimdi bir bu mesele polemikte siz nerede duruyorsunuz? O araç meselesini ibreti alem için Diyanet İşleri Başkanı İbret alem ne demek ben onu anlamadım gerçi ama iade etti. Erdoğan kızdı. Kızdı. Niye iade ediyorsun diye kızdı. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Bu bir. iki Bugün Diyanet'in bir fetvası vardı. Bugün konuşuldu. Şöyle bir hmm. fetva. Ee, işte Kur'an'la siyaset yapmak caiz midir diye bir vatandaş Sordu. Diyanet İşleri Başkanı'na soruyor. Evet. Hani o fetva hattı. Hı hı. El e demiş. cevap caizdir. Ha. Çünkü hayatı Kur'an'la geçen birisinin Kur'an üzerinden siyaset evet. yani Kur'an'la siyaset yapması caizdir. Üstelik o tarafsız bir cumhurbaşkanıdır. Ha, evet. Demiş. Diyanet İşleri Başkanlığımız böyle bir fetva vermiş. Ben çok Buyurun. merak ediyorum. Diyanet İşleri Başkanı'nın Bakara Makara'yla dalga geçen ilgiliyle ilgili hangi fetvayı verecek? Vermedi daha şimdi. 2 Allah'ın bütün sıfatlarını taşıdığı iddia edilen Sayın Erdoğan'a yöneltilen bu sözle ilgili haşa sözünü hiç kimseden duymadım. Bu konuda nasıl bir fetvası var? 17-25 Aralık hırsızlık ve kısık seslerle konuşmaların sonucunda evlerden boşaltılan e, e, dolarlar ayakkabı kutularında yani bir banka genel müdürü yani genel müdür görevi mevdat toplamak, evet. evinde çıkan Banyoda, ayakkabı, ayakkabı kutularında çıkan dolarlarla ilgili ne düşünüyor bilemiyoruz. Peygamberimiz kibirlidi kibirlendi ama biz kibirlenmedik denilen cümleler hakkında ne düşünüyor biz bilmiyoruz. Ez cümle ben sayın görmezin. Bu konularda dini olarak ne düşündüğünü hiç bilmiyorum. Ben vergi veren bir insanım. Hı hı. Aile fertlerim tümü vergi veriyor bir trilyonluk bir arabaya yani eski parayla bir trilyonluk bir arabaya binmeyi hakkı görebilir. Ama benim vergimle haram zıkkım olsun. İki, şimdi e, sayın e, görmeze buradan kendisine e, bir suç duyusunda bulunuyorum. Bunu sıkıca takip edeceğim. Kişisel olarak takip edeceğim. Söğütlü Çeşme Camisi. Camii cuma namazı. Hı. Cuma namazında genel eee Diyanet'ten görevlendirilmiş imam yerine Diyanet'ten görevlendirilmiş bir şahıs hutbe değil yalnız. E, bir vaaz. O vaaz verilirken şimdi şöyle bir hikaye anlatılıyor. Aynen e, sizlerle paylaşmak isterim bizi izleyenlerle. Şimdi hoca çıkıyor vaaz vermeye. Hı, hı. Cuma namazı. Cemaat toplanmış. Diyor ki sizinle bir hikaye paylaşacağım. Şimdi bir çınar var. O çınarın altında var. O çınarın altında oturan insanlar var ve oraya gelen bir siyasetçi var. O siyasetçi ben şunu yapacağım. Ben bu size şöyle iyilikler yapacağım, böyle iyilikler, projeler sunuyor o siyasetçi. Sonra o siyasetçi seçiliyor, gidiyor. Bu projelerin hiçbirini yerine getirmiyor. Sonra bir şekilde o çınarın altında oturanlar bu siyasetçiye yaklaşıyorlar. ona bir şekilde buluyorlar ve o siyasetçiye diyorlar ki yalan söyledin. Bize verdiğin sözleri yerine getir. O siyasetçi ha 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 diyor ve diyor ki o siyasetti. Yalandı. Nasıl inandınız? Hı hı. Ve hoca efendi bunu anlattıktan sonra diyor ki ey cemaati Müslimin siyasetçilerin projelerine inanmayın. Hı. Ya hoca birazdan kaynak soracaktı. Cemaat yerinden sıçrıyor. Farklı farklı yerlerde. Ve bu nedir deyip itiraz ediyor. Şimdi bu, bu yöntemi, bu vaazı sayın görmezin dikkatine sunuyorum. Bakalım ne yapacak. İki, benim ailemin erkekleri camide namaz kılarlar. Büyük çoğunluğu. E mesela eşim ve abim öyledir. İki, Şimdi Cuma namazlarına da düzenli giderler. İki yıl boyunca ben bunu çok peşine düştüğüm için biliyorum. İki yıl boyunca tek din İslamdır, ayeti kerimesi söylenmedi Cuma'da. Allah Allah. İki yıl boyunca daha evvel. Sonra öğrendik ki Edelman demiş ki bu yani e, yanlış bir şey e, şeye aykırı, Avrupa Birliği kurallarına aykırı. Hmm. Öyle öğrendik. İki yıl hiçbir camide söylenmedi ve ben bunun çok peşine düştüm. Defalarca ilgili bakanla görüşmüşümdür bu konuda. Şimdi bu tekrar söylenmeye başladı. Niye kaldırdınız Sayın Hoca? Niçin koydunuz tekrar yerine e, iade ettiniz Sayın Hocam? Bunu da Mehmet bunu da, de bunu da, evet dikkatine oluyor. sunuyorum. Hı hı. Çünkü Diyanet İşleri çok önemli bir kurumdur. Diyanet İşleri Başkanlığı bizzat yöneticileri tarafından dikkatle korunması gereken bir kurumdur. Siyasetçilerle haşır neşir olunmaması gereken bir kurumdur. Diyanet İşleri <laughs> Müslümanın dini ihtiyaçlarını gideren bir kurumdur ve bu milletin vergileriyle maaşını alan insanlardan oluşan bir Yıprandığını kurumdur. Yıprandığını düşünüyor musunuz? O hem de nasıl? Bunu Diyanet görmüyor mu Valla yani Türkiye'de böyle bir kör hal var. Böyle bir kör var. Görmez ama bunu görmeli. <laughs> Peki, evet. E... Ben sayın iki yıl evvel hacca gitmiştim. Sayın Görmez'in Arafat'ta verdiği, yaptığı konuşmayı da çok dikkatle dinlemiştim. O da çok manidardı. Neydi onu da, o? Onu da söyleyeyim. Bu kadar. Onu da söyleyeyim. Ucundan bir şey söyleyeyim. Hayır yani onu da söyleyeyim. Niye... Yani çok böyle siyasetin içinde yer aldığı bir konuşmaydı. O kadar. Arafat'tan, Arafat'ta. siyaset. Evet. Yani çok ilginçti o. Peki son dakikalara giriyoruz. Soma faciasının yıl dönümüydü dün. Evet. Dün. Evet. 301 canın hesabı soruldu mu? Sorulacak inşallah. İktidara geldiğimizde. İktidarımızda soracağız inşallah. Peki şeyi yani hiçbir kamu görevlisinin ceza almamasını veya yargılanmamasını bırakın yani ikinci aşama ceza. Yargılanmaması nasıl yorumluyorsunuz? ya istifa müessesesi de yok. Bu bizim siyasetimizin e, tabiatında mı var? Yok, hayır. Bu bu dönemde var. Yargılananlar hep oldu geçmişte. Yüce Divan'a gönderilenler oldu, partis tarafından gönderilenler oldu. O hı. mahkemelere gidip kimse ceza aldı, kimse yıllardan bahsediyorum. Kimse ceza aldı, kimisi mahkum oldu, kimisi beraat etti. Hı hı. Siyasetçi açısından söylüyorum. Türkiye'de iyi kötü böyle bir ahlaki duruş mevcuttu. Bu şimdi ee, ilk defa bu dönemde böyle e, hadiseler oluyor. Onun anlamı da şu: Türkiye'de siyaset ve ekonomik e, dil ve de kurumlar, yani siyasi ve ekonomik kurumlar artık dışlayıcı oldu, kapsayıcı değil. Hmm. Yandaşın, dostun, arkadaşın, akrabanın vesairenin kayırıldığı diğerlerine de teba gözüyle bakılan yani yöneten bir sınıf ve yönetilen bir sınıfın tariflendiği bir e, bir dille ve bir tavırla bir davranışla karşı karşıyayız. Buna e, dediğim gibi yani bunun literatürde bilimsel bir yeri var. O da e, dışlayıcı kurumlar. Türkiye'nin tüm kurumları yani devlet dedikleri o mekanizmayı oluşturan neticede insanların e, görev aldığı kurumlardır. Bu kurumların tamamının bir grubu e, yandaş kabul eden diğer kahir ekseret yani bunun içinde eee MHP'lisi de var, CHP'lisi de var, diğer toplumsal muhalefet grupları da var. Herkes işte paralel paralel denilen e, cemaatte de var. Herkes var, 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 var. E, ve e, bu dışlayıcılık yani bir taraf benim geri kalan e, düşmandır mantığı hı hı. Türkiye'ye çok zarar veren bir mantık. Dediğim gibi bunun bilimsel bir tarifi budur. Türkiye'nin acilen ciddiyet ve adalete ihtiyacı var ve bu kurumların yani hem siyaset hem evet. ekonomik kurumların kapsayıcı halde yeniden organize edilme ihtiyacı var. Son bir diz, Bir soru araya sıkıştırayım. Geçen çok çarpıcı, ilginç, sıradışı bir açıklama yaptınız. AKP el altından Erdoğan kafayı yedi bilgisi yayıyor dediniz. Doğru dediniz değil mi? Gerçeklik dedim. Dedim gerçeklik, Hayır, gerçeklik duygusunu kaybettiğine dair. Yani bu bilgi, bir tam, kulislerde var. Siz nasıl gazetecisiniz duymuyorsunuz. Ben duymadım da ben İstanbul gazetecisiyim. Evet. Duymadım. Şimdi yani bu, bu bunu yayıyorlar ama bunun arka planında da şu var. E, Sayın Erdoğan, Sayın e, Davutoğlu'nu her fırsatta her e, an madara ediyor. Eziyor, Bu şöyle. başından beri böyle. Şimdi e, grup toplantıları olurdu mecliste Hı -hı. Salı günleri. Sayın Davutoğlu'nun e, grup toplantısı yapıp konuşma yaptığı anda mutlaka Sayın Erdoğan'ın bir e, bir grupla e, bir toplantısı olurdu. E, yani kimi zaman işte sivil toplum örgütleri, kimi zaman muhtarlar, kimi zaman şunlar bunlar. Ama mutlaka bir grupla evet. bir araya gelip Aynı anda bir konuşma yapıp tabi Cumhurbaşkanları önde olduğu için Sayın Davutoğlu'nun konuşması kesilip Sayın Erdoğan'ınkine diğer medya grupları tarafından verildiği bir dönem geçti. Ben bunu dikkatle izledim. Şimdi de aynı şekilde Sayın Davutoğlu bu ülkenin başbakanı, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de genel başkanı. Hı hı. Sayın Erdoğan'ın da çok böyle e, mültefit bir şekilde elini kaldırıp buyurun dediği bir isim. Bir profesör yani sonuçta e, Boğaziçi Üniversitesi'ni bitirmiş, erkek lisesini kazanmış. Ama kendisine e, cezai ehliyeti yokmuş gibi davranıyor Sayın Erdoğan. <laughs> Şimdi <ehliyeti>. dolayısıyla <laughs> yani bu bu çok zor bir şey. Bu arada da yani e, iktidar olma halinin sorumluluğu Sayın Davutoğlu'nda. Yarın eksikliklerle, gediklerle, yanlışlarla, zalimliklerle ilgili hesabı verecek olan sorumluluk ona ait olduğu için yürütmenin <laughs> başıdır. Hesap verecek olan Sayın Davutoğlu yetki sonsuz sorumluluk sıfır bir sistem var. Bunun karşılığı da gerçeklik duygusunu kaybediyor diye bir söylenti mevcut. Evet programımızın sonuna geldik Meral Akşener. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben edeyim. teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkür Peki, ederim. Burada...